E-ihracat ve e-ticaret arasındaki farklar nelerdir? Hemen açıklayalım. 1. Pazarlama alanı. E-ticaret yerel pazarları hedeflerken e-ihracat dünya çapında pazarlara yönelir. 2. Mevzuat ve vergi. E-ihracat yaparken ülkeler arası mevzuat ve vergi yükümlülükleri artış gösterip farklılaşmaktadır. 3. Diller ve para birimleri. E-ticaret yaparken ülkenizin dili ve para birimini kullanırken, e-ihracatta ise diller ve para birimleri gibi kültürel faktörlere göre değişiklik gösterir. 4. Nakliye ve sigorta. E-ticaret yaparken nakliye ve sigorta çok daha kolay halledilebilirken, e-ihracatta ise ürünlerin dünya çapında nakliye ve sigorta seçenekleri, hız, fiyat ve benzeri konularda çok fazla değişiklik gösterir. 5. Müşteri ilişkileri. E-ihracat yaparken müşterilerinizin kültürel farklılıklarını ve beklentilerini daha iyi anlayacak müşteri temsilcilerinizin olması gerekir. Bu 5 madde sadece e-ihracat ve e-ticaret arasındaki temel farkların başlıca örnekleridir. Her ikisi de internet aracılığıyla ürün ve hizmet satışını içerirken, e-ihracat daha geniş bir pazara yönelir ve ülkeler arası mevzuat ve vergi yükümlülüklerini daha fazla içerebilir. Eğer siz de e-ihracat yapmak isterseniz hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. E-Adam'la e-ihracat çok kolay.